Merhaba arkadaşlar, Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün pazardan çok taze ısırgan otlarımı buldum. Köylüden marul yetiştiriyor. Marulların arasından şöyle güzel yapraklarını dallarından ayırıp temizledim. Tuzlu suda bekleterek 3 su yıkadım. Bir de pırasaların 10'ar santim başlarından kestim. İncecik doğrayacağım. Bir de taze soğanın yeşil yaprakları girecek içerisine. Şimdi sizlere bunu ben şöyle yapacağım. Hamur mayalayacağım. Küçük ısırgan otlu çörekler yapacağım. 1 su bardağı ılık su. Sıcak değil, soğuk değil, ılık. 1 çay bardağı süt. O da ılık. Öncelikle mayamızın erimesi için sıvımızın içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, 1,5 tatlı kaşığı maya. Öncelikle sıvılarımızın erimesi için güzelce karıştırıp 1-2 dakika bekliyoruz. Süt ve ılık suyun içerisinde mayamı erittim. Şimdi 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. 1 2 3 Siz dilediğiniz sıvıyı kullanabilirsiniz. Zeytinyağı şart değil. Yağla sütü suyu karıştırdıktan sonra erimiş olduğum unumu ilave ediyorum. İkinci bardağımı ilave ediyorum. Unumuzu mutlaka eleyin. 3. su bardağı unumu ilave ediyorum. Kıvam arkadaşlar bu şekilde. Şimdi yarım bardak daha un ilave ediyorum. Toplamda 3,5 su bardağı un oldu. İçerisine 2 adet yumurta kırdım. 1 2 Şimdi elimi biraz yağladım. Güzelce yumurtalarımı hamuruma yediriyorum. Şimdi yumurtaları ilave edip güzelce yedirdim. Bakın krema gibi bir hamur oldu. Çok güzel oldu. Tabii bu çok sıvı oldu şu anda. Şimdi ben 1 bardak un daha ilave edeceğim. Toplamda kullandığım un ölçüsü 4,5 su bardağı oldu. Bunu da yedirdikten sonra güzelce sarıyorum. 45 dakika mayalanmasını bekliyorum. Pamuk gibi bir hamur oluyor arkadaşlar bu. Bu ölçü çok güzel. Arkadaşlar hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Sert değil, yumuşak bir hamur oldu. Şimdi hava almaması gerekiyor. 45 dakika poşetle güzelce bağlıyorum. Çava üzerine de bir bohçayla sarıyorum. Ilık havada mayalanmasını bekliyorum. Yıkayıp temizlemiş olduğum pırasayı bu şekilde 4'e bölüyorum. Daha sonra incecik doğruyoruz. Bir demet taze soğanın yeşil yapraklarını da içine doğruyoruz. Çok lezzet veriyor taze soğanın yeşil yaprakları. Pırasa, ısırgan otu. Yaprakları yalnız çok ince doğramıyoruz. İçinde çok kaybolmasın. Erimesi şekilde hazır. Doğramış olduğum pırasa üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve pırasam sert olduğu için güzelce ezerek bunu yumuşatıyorum bu şekilde. Bunu mutlaka yapmanız gerekiyor. Çünkü ısırgan otu çok taze, çok çabuk pişiyor. İçinde pırasa sert kalmasın. Bir de içindeki suyu çıktığı için ısırgan otuna bu suyu lezzet veriyor.
Şimdi bu hazır. Bu şekilde. Yaprakları ezmiyoruz. Sadece karıştırıyoruz. Bu şekilde. Şimdi şöyle alıyorum. Bir demet ısırganımı yıkayıp kurutmuş olduğum. Hem örtü serdim bakın. Üzerine hem de kağıt havlu serdim. Çünkü ısırgan otumuzun kuru olması gerekiyor. Gelişi güzel bakın. Hiç şekil vereceğim diye zaman kaybetmeyin. Bakın. Şimdi şöyle yaptığınız zaman gördüğünüz gibi hiç şekilde uğraşmayın. Daha sonra incecik doğruyoruz. Bütün otları da bu şekilde doğrayarak çöreğimizin içini hazırlamış oluyoruz. Bir tatlı kaşığı acı pul biber. Yüz gram beyaz peynirimiz var. Hepsini birlikte şöyle karıştırıyorum. İçerisine şöyle 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Çok değil. Yeterli. Şimdi güzelce hepsini karıştırıyorum. Peynirin her yere geçmesin için. Pırasalar altta kalmıştı. İyice karıştırıyorum. Arkadaşlar hamurumuz tam 1,5-2 katına çıktı. Bakın nasıl kadar güzel kabardı. Şimdi elimi biraz yağlıyorum. Çünkü hamurum katı değil, yumuşak. Hamurumu böreğimin içine boşaltıyorum. Şimdi üzerine birkaç damla yağ gezdirdim hamurumun. Daha sonra hamurla birlikte hepsini karıştırıyorum bakın. Otlu kolay çörek. Hamurumun her yerine gelecek şekilde karıştırıyorum. İyice karışmasına özen gösterin. Şöyle mandalina büyüklüğünde parçalar halinde alıyorum. Bakın. Çok da dip dibe bırakmayın. Çünkü mayalamur biraz kabaracak. Bu şekilde devam ediyorum. Mandalina büyüklüğünde otlu çörekler yapıyorum. Üzerlerine susam ve çörek otu serpiyoruz. Derecede fanlı fırında pişiriyorum. Üzerleri kızarana kadar. Vermiş olduğum ölçüden 2 tepsi çörek çıktı. Üzerlerini susam çörek otuyla süsledim. Şimdi 5-10 dakika tepsi mayası olacak. Fırınım 200 derecede fanlı bir şekilde ısınıyor. 10 dakika sonra fırına gidiyorlar. Peynirli, pırasalı, ısırgan otlu çöreklerimiz fırından çıktı. Çok sıcak. Şöyle sizin için alıyorum. Bakın ne kadar güzel pişmiş. Sizin için içini de açıyorum. Bakın
Şahane pişti. Sizin için tadıyorum. Muhteşem lezzet. Mutlaka bu çörekleri arkadaşlar yapın. Böyle bir lezzet. İçinde peynir de yumurta da var ya, süper bir lezzet. Hem misafirlerinize tek kişilik sunumlar bu şekilde. Çok güzel oluyor, şık oluyor. Misafirleriniz için. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer bu çöreklerimi, otlu çöreklerimi beğendiyseniz beğeni butonuna basınız. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Eğer hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olup beni destekler misiniz? Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.